Agalarım, herkese selamlar. 8, 9 ve 10 Temmuz 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 8 Temmuz'dan 3 adet mücadelem, 9 ve 10 Temmuz'dan ise yarı final maçları var. İdeal yüksek olanlardan bahsetmeye çalışacağım. Değerlenecek herkese tebrikler. Son günlerde çok güzel kazançlar elde ettik. Herkes açık Telegram grubumuza da attık bazı kuponları ve canlı bahisleri onlar da çok güzel kazançlar elde etti. Öncelikle bunlar için tebrikler agalarım. Sizlerden yani ricamız da aynı şekilde beğeni ve yorum desteklerinizi beklememizdir. Aga en azından şöyle yorumlara bir emeğine sağlık. Tebrikler. Teşekkür ederim Kangal vesaire yazmanız bizler için yeterli. Bir de beğeni tuşuna basarsanız aga çok güzel olur. İsterseniz başlayalım. Öncelikle 2 adet masko yarışmamız var. İspanya, Fransa masko'nu bilen iki arkadaşımızı gruplarımızdan misafir edeceğiz Temmuz ayı boyunca. Hollanda, İngiltere yine maç skorunu bilen iki arkadaşımızla gruplarımıza misafir edeceğiz. 2 kişi. Temmuz ayı boyunca. Toplamda 4 kişi daha önce yapmış olduğumuz skor yarışmasında Türkiye'nin maç skorunu bilenler arkadaşlarımız arasında 5 kişi alacağımızı söylemiştik. Brewster, Hüseyin Duyan, Korkmaz Tagiyev, Mahmut Tunçer, Tunağan Sağlam isimli arkadaşlarımız kazandı. Bana WhatsApp atın iletişim kurarsan. Ekranda gördüğünüz her türlü soru görüş öneri skor kazananlar da 0534 446 5989 numaralı numaraya mesaj ataraktan da sizler de gruplar hakkında bilgi alabilirsiniz veya gruplara katılım sağlayabilirsiniz. Devam ettim. Aga mislerde de son günlerde güzel aldık. En soldan başlayalım. İngiltere İsviçre maç vardı. Daha dünden başlıyorum ben bunu. İngiltere maçına ne verdim? Biliyor musun? İngiltere turu geçer dedim aga. Hatta yazdım ki Kolan'ın iki tane takım vardı bana göre. İngiltere ve Almanya. Almanya'yı eledi. 118'de elediler. Ee, İngiltere'yi devam edeceklerim aga. Gol değse de bir şekilde almasını bildi. 3000 misli ona verdim. Yüksek misli Avrupa yaptım. İngiltere maçı 3.5 al. Hollanda maçına 1.5 üst. 1.45 oranı vardı aga. 2.500'de buna vurduk mu? Vurduk. Bir tane oyuncu bay aldım yüksek misli. 1500 misli. Gatpun'un isabetli şutu. O da geldi aga. 1500 TL. Bu şekilde yüksek misli seviyesinde yüksek miktarlar bahis alarak da kazanca kazanç katıyoruz. Benim için zaten yüksek misli en önemli seviye olduğunu da belirteyim. İdeal kombinler de devam ediyor. Bak solda gördüğünüz kombin daha bugün geldi. Ha. Haberiniz olsun az önce geldi. Molde maçı ilk yerden Molde gol atar. Wiki maçı da 35 aldık. 2-1 bitti o da. Tertemiz aldık. Dün de aynı şekilde ideal kombinemiz vardı. İngiltere 2.5 aldık. Türkiye korner o da kazandı aga. Günün kombinleri de aynı şekilde devam ettiğini söyleyelim. Sadece onlar değil, oyuncu bahisleri de devam ediyor aga. Oyuncu bahislerimizde zaten yani sürekli olarak alıyorum ben oyuncu bahislerini. Keyif alıyoruz ki Euro 2024 boyunca da almaya devam edeceğiz. Canlı olarak izlediğimiz maçlardan güzel kazançlar elde ediyoruz zaten. Bunu söylemiştim sizlere canlı olarak güzel kazançlar elde ettik. Herkes açık telegram grubu açıklama ve onlar kısmında linki var. Burası ücretsizdir. Buraya da mutlaka katılın. Buradan da tercihlerden faydalanabilirsiniz arkadaşlarım. Hatta gruplardan göstereyim. Ücretsiz grup burası bakın. 7000 kişilik grup. Kasima'nın maçı vardı. İlk gol Kasima verdik. 1.53 gibi orandan. Kawasaki frontal mücadele var. İkinci gol Kawasaki. Aga Kasima attı mı attı? de 1. Frontale attı 2'de 2. Tebrikler arkadaşlarım. Şöyle tebrikler. Yunanistan maçı vardı. İlk yarı 45.5 Yunanistan maç önü olarak verdi. Geldi maga geldi 3 3. İngiltere turatlar maç kombini. Hollanda maçı vardı. Ücretsiz grup bu arada. Dedim ki ilk yarıdan bir tane gol olabilir. 1.48 orandan. Hollanda daha iyi ama ortaya alıyorum dedim. Geldi maga geldi. Kombinlerimiz vesaire yüksek mislerimiz hepsi geldi mi geldi. Maç sonu açıklamalarımız. Sonra dedim ki gece bak. Saat 1'de Kolombiya'nın maçı var. Canlısını yapalım mı aga? TV 8.30'da başladı diyerekten de. Kolombiya erkenden gol attı. Penaltı Kolombiya oldu. 2-0 oldu mücadele. Dedim ki ilk yer 2.5'ü olmaz mı aga? 1.62 gibi orandan maç inanılmaz tempo vardı. Panama da kaçırıyordu. Aga ilk yer üstü oldu mu? Oldu. Bereketli olsun bu şekilde aynı. Ne görüyorsanız o şekilde aga. Şimdi başlayalım. Sizlerden ricamız dediğim gibi beğeni ve yorum destekleridir. Her türlü soru görüş öneri WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Bir de yorumlara yorum bırakırsanız çok teşekkürler. Özellikle Telegram grubundaki arkadaşlardan yorum beklediğimizi belirtelim. İlk mücadele Nor Shopping'de Jurgard'ın mücadelesi. Nor Shopping'de son haftalarda kötü gidiyor ki zaten de bir nevi bir aradaydı. Tekrardan başlıyor. Güzel bir açılış yapmak isteyecektir. Ama Jurgard'ın ağır gelebilir yani Nor Shopping'e göre. Ben Jurgard'ın tarafındayım ama şöyle. Mücadele geneli 2.5 üst olarak idealden müdahalelendirme yapacağım. Bence mücadelede 3 gol olma ihtimali var. Benim skor beklentimde 2-1 Jurgard'ın galibiyeti. Hatta onu da şöyle değerlendirdim. Matsun 2 ve 2.5 üst oran, 2.5 üst yaparsanız da 2.18 gibi oran alırsınız. Bu da yüksek oranıdır. Benim skor beklentimde dediğim gibi 2-1'lik bir Jurgard'ın galibiyeti buna göre bahisler önerebilirim. Wasteras'la Hacken mücadelesi. Hacken tarafının daha kaliteli bir kadrosu olduğunu ve daha güçlü bir oyun olduğunu öncelikle belirteyim. Hacken tarafına zaten 2.17 gibi oran açmışlar. Aga ben burada benim tercihim tercihi açmamışlar. Ki çoğu zaman açarlar da belki maç bunu açabilirler. Hacker'ın bir yarıyı kazanmasını bekleyeceğim. Diğer seçeneğinde veya kim kazanır seçeneğinde bulabilirsiniz. Hacker'ın bir yarıyı kazanmasını bekleyeceğim. Mücadele 1-1 ihtimali var bence. Yüksek orandan da 2-3 gol aralığında kalma ihtimali de var. Onun da oranı 1.91 şeklinde. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir agalarım. 2-3 gol de kalabilir. Fakat önceliğim Hacker'ın bir yarıyı kazanmasıdır. Diğer mücadelem Strong Gossett ile Sandefjord mücadelesi öncelikle yani Strong Set kendi evinde oynamış olduğu maçlara bakın. Rakiplerinin dar eder, çok fazla pozisyona girer, önde oynayan bir takım. Sandefjord da kontradan burada vurabilir. Ona hiçbir şey demiyorum. Fakat daha çok kaleyi deliyecek ve daha çok pozisyon bulacak taraf burada ev sahibi 2'li Stromgol set'tir. Hatta maçlarına bakın. Ya ortalamasını bilmiyorum ama kendi evinde 15 tane şut çeken takımlar 15-18-16 o civarlarda çekiyor. Kaleyi çok fazla bulamamış. Ben biraz inceledim bir maçlarına da baktım. Bu maçta kaleyi bulması ümidiyle diyerekten de ev sahibi 1.5 üst benim sizden önerimdir. Ben burada Stromgol set tarafından 2 gol bekleyeceğim. Oranda 1 bandında ideal olarak tek tercihim olduğunu da belirteyim. Ayın dokusuna geçtim. İspanya, Fransa yine aynı şekilde beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz. İspanya, bak ben turnuvanın başında bir video çektim. Dedim ki benim şampiyonluk adayım İspanya. Ya nasiktirler vesaire yazanlara Kardeş yani bir şey demiyorum. İspanya bak kadro olarak şundan çok güçlü. Hem geç yetenekleri çok iyi hem de kadroda Rodri, Morata, Fabian Ruiz gibi tecrübeli oyuncular da var. Toy değil yani. O toylu, genç oyuncuların toyluğunu kapatabilecek çok tecrübeli oyuncular var. Fransa top oynuyor Maga. Bak top oynamayan takıma ben bahis almam. Vermem yani Fransa'ya. Ben burada oynayan taraftayım Maga. Kupayı da hala söylüyorum. İspanya'nın alacağını düşünüyorum. Bir kavga kıyamet çıkmazsa. Şöyle ya yani bu tür maçlar hiç belli olmaz. Tek maç yatarlar skora. İkinci yarı olur bu mücadele. Ben burada turu geçen tarafın İspanya olmasını bekliyorum. Aga turu geçer oranı zaten oran gayet güzel. Ben İspanya'nın tur almasını bekliyorum öncelikle. Fransa yani boş oynuyor Aga. Yani turnuvada 3 gol atmış. Bir tanesi penaltıdan iki tanesi de kendi kalesine mi Olayı siz düşünün. Fransızlarda da iş yok bence. Ben burada keyif alarak izlediğim İspanya'nın tur almasını bekliyorum. Yüksek oranlarda da İspanya'nın bir gol atar. Yani ilk golü İspanya atar. Değerlendirebilir. Mücadele benim beklentim de mücadelenin ilk yarısı 0-0 bitebilir. İkinci yarı oyun açılabilir. O yüzden 0'dan 1 de neden olmasın diyeyim. Hatta ona da bir bakalım da. İlk yarı maç skoru değil de bize şey lazım. İlk yarı MS. Neyse anladınız. 0'dan 1 bekliyorum. İlk yarısı 0-0. İkinci yarı İspanya bir tane atar. Fransa yüklerini belki iki olur ama sıfırdan bir olma ihtimali de olan maçlardan bir tanesi. Maç konuş sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli. Aynı yoluna geçtik. Hollanda İngiltere. Bakın ben bu şeyi attım. iddia ettim. Telegram gruplarında yazdım. Arkadaşlarla sohbet ettik. Turnuvada kollanan bence iki takım vardı. Bir tanesi Almanya. Neden olduğunu bahsedeyim. Danimarka maçında verilen hakem kararları. Görmüşsünüzdür bazı hakem kararları. Ondan sonra İspanya maçında da bazı. Ya İspanya maçı başladı. Krosun yaptığı iki tane faul var. Ya bir tanesi turuncu kart, bir tanesi de sarı kart. Öyle söyleyeyim. Hatta kırmızı bile verilebilirdi. Kart hiçbir şey yok aga. Net bu arada. Yani var bile çağırabilirdi bir tanesini. Öyle söyleyeyim. Almanya'yı kolluyorlar elendi. Bak bu İngiltere'yi de Bellingham'a vermiş olduğu bir ceza var. Ya adam tesislerini avuçladı. 20 bin euro bir tane maç cezası verdi. Onu da erteleme. Ne zaman istersen kullan gibi bir şey anladın mı? Yani bu İngiltere Almanya'yı kolluyorlar da aga. Kim ne derse desin. Benim düşüncem bu aga. Bu İngiltere'yi göt zoruyla bir üst tura taşıyacaklar. Turu geçen taraf İngiltere. Bak başka tillah bahis almam. Geçen aldım 2.5 altı aldım. kombin. hatta ekrandan girişte gösterdim aldım geldi zaten. Yine altı olabilir ama altın oranı da yok. Ben burada turu geçer tarafın İngiltere olmasını bekliyorum. Kollaya kollaya götüreceklerini düşünüyorum açıkçası. Agalarım benim maç görüşlerim bu şekildeydi. İdeal kombine açık Telegram grupta verilir. Yorumlarda açıklama kısmında her yerde linki var. Katılabilirsiniz. video like atıp kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz.